Evet, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz ne? Yunus. Yunus Bey, karşınızda Toki Evleri var. Evet. Bugünlerde çok konuşuluyor. Sizce kaç paradan satılır, ne olmalı, düşünceniz ne? Ya kulak bu olarak neler duyduğunu söyle. Biz de hemşirenin düşüncelerini bir alalım bakalım. Benim duyduğum böyle 4-500'den falan başlıyormuş. 4-500 liradan başlıyor. Eder mi sizce? Vallahi bilemiyorum artık. Ne bileyim. Burada yani para... Yani sizin yapmam. Olsa alır mıydınız yani? Ben alsam almam. Sen almazdım diyorsun. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet Toku, binalar yavaş yavaş bitiyor. Ne düşünüyorsunuz? Kaçtan gider? Neler konuşuluyor? Hemşinin nabzı nedir? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi 300-350 değil diyorlar. 300-350? Bu civarda. Oradan başlar diyorsunuz. Oradan başlar. Neler var? 2+1, 3+1. 2+1, 3+1, 1+1 de yapılacak. 1+1 yapılacak. Aynen. Ama 350'den başlar diyorsunuz. 350'den başlar, 2+1'ler. Uygun mudur sizce? Bence uygundur. Uygundur diyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Bugünlerde hemşinde Toki konuşuluyor. Şu anda bitme aşamasında. Ne düşünüyorsunuz? Hemşinin nabzı ne alemde? Ne olur ne biter? Kaç para olur? Şimdi hemşinin nabzı nasıl bir alemde biliyor musunuz? Hemşinde para yok. Şimdi burada zengin olan alacak bu. Toki. Zengin olan alacak. Zengin olan alacak. Yani hep zengin olan mı alacak hep ya? Zengin olan alacak. Çünkü mu niye? Evet. Şimdi hemşinde nerede para bulacak? Hemşinde bir çay alıyor. Başka bir şey yok. İş yok, güç yok. Başka bir şey ettiği yok, odun satıyor bilmem ne. Ama ben şuradaki daire alsam, yani bende de o kadar bir şey yok da, evet. Daire alsam buradan. Buradan daire alsam. Alsam 250'den fazla vermem. Fazla vermem diyorsunuz ben. Yani. Ama bunlar diyorlar 400-450-500, dükkanları diyorlar 800 bilmem ne. Yani olacak yani, iş değil diyorsunuz. Hani burada iş yok, iş potansiyeli de yok yani. Peki, çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, hemşindeyiz, göletin kenarındayız. Gördüğünüz gibi evet, gölette hemşine değer kazandırıyor. Bu arada son günlerde Toki Evleri konuşuluyor. Evet, sizin düşünceniz nedir Toki evleri çok hakkında? Çok pahalı oluyor ama çok pahalı. Pahalı diyorsun. Çok pahalı. Sen olsan kaç para verirdin, alırdın? Yani ne bileyim yani 200-250 falan. 200-250 falan diyoruz. Hemen yanımızda bir daha var. Siz de tanıdınız. Abi çok. Toki ne demek? Toki yani topluluk demek. Evet. Halka yapılan bir şey demek. Evet. Ben burada 500-600 falan diyorlar. 500-600'e ben İstanbul'da ev alsam aylık 2000 lira getirisi olur. Burada evi kiraya versem 500 lira bile etmez. Yani çok diyorsunuz. Maksimum, en maksimum bir evin halk için yapılıyorsa 200 bini geçmemesi gerekiyor. Sizin düşüncenizi alalım. Siz de düşünüyorsunuz. Katılıyorum. Katılıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi şu anda göletin yanındayız aynı zamanda. Yok. Evet, güzel manzaralar, güzel. Ama Toki hakkında nabız tutuyoruz. Evet, araştırmalar devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyim? Ahmet Hüseyin Göral. Ahmet Hüseyin Göral, son günlerde bu Göral Tokilerden... Göral Kasab'ın işletmeciliğini yapıyor. Yapıyorsunuz, evet. Toki konuşuluyor, sizce kaç para olur, ne olur, sizin düşünceniz ne? Siz alır mısınız, kaç para verirsiniz? Çıkarsa, düşerse, nasipse alacağız. Alacaksınız, kaç para mesela olur? Fiyat olarak haberim yok. Fiyat olarak haberim yok. 300, 400, 500, 600'den bahsediyorlar. Diyorlar ama o kadar olmaz herhalde. Olmaz diyorsunuz. Ama 300 civarında olur. Tamam. Olur diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi ama çalışmalar. Bana etten sor ya. Etten sor. Anlıyor musun? Güzel. Bu aralar Kurban Bayramı yeni geçti. Onun için daha sonra geleceğiz. Aynen, hoşçakal. Evet değerli izleyicilerimiz, hemşinin nazmını tutma devam ediyoruz. Şu anda gençlerle beraberiz kamelyada. Gördüğünüz gibi göletin yanında güzel, huzur verici bir ortamda oturuyorlar. Evet, şurada gördüğünüz Toki evlerini soruyoruz. Hemşincinin nabzı ne? Kaç paradan başlar? Sizce 2+1, 3+1'ler var. Sizce ne olabilir? Almaya kalksanız. Yani paranız olsa kaç para değer verdiniz? 300 binden yukarıya vermem. 300, siz ne düşünüyorsunuz? 300 binden yukarı. 350-300 arası diyorsunuz ama baksana, gölet var, gölet manzaralı. Bilmiyorum, merkez, hemşin merkezi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı düşünüyorsunuz. 300-350'den fazla vermeyiz diyoruz. Bakalım hemşinlinin şu anda nabzı ne alemde. Çok yüksek rayiş fiyatlar da duyduk ama tabii kesin olarak açıklanacak. Bakalım ne olacak. Evet, röportajlar devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hemşindeyiz. Evet, hemşinin gölet manzarası ve tabii ki kamelyaları yeni yaptılar, oturuyorlar. Havada yaz havası maşallah var.
araştırmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi yazdan kalma bir gün gibi. Değerli izleyicilerimiz, evet, araştırmalar devam ediyor. Kolay gelsin.